Evet, 21 Haziran 2024 sabahından günaydınlar. Zafer'e doğru projem devam ediyor. Akşap Güvem ve Güvem Gölü'te arasında bu alanda kamp yaptık. Suya çadırımı kurduk. Bizim burada hazır olup çıkacak vaziyette. İleride 150 metre ileride köpek var orada. Köpeğe geçtikten sonra çeşme var. Kendi görür görür akşam duşumu aldım. Güzel bir gece geçirdim. Şu anda da küfür küfür esiyor. Şahane, güzel, ortam iyi. Evet, geceyi geçirdim ben burada. Şimdi yola çıkma zamanı. Önce Uşak'a gideceğim. Oradan da ardından Ulubey Kanyonları'na doğru gideceğim. Evet, günlük program bu şekilde. Bu yeri Ferdi bana önerdi. Ferdi de geçen sene bu tarafa doğru gelmiş bu aylarda. O çeşmenin fotoğrafını ve buranın fotoğraflarını gösterdi bana. Gönderdi daha doğrusu. O fotoğraflarda bunu işaretlemeyi unutmuş bir pilotlar. İşaretlememiş. Abi ben şimdi işaretledim tabii, o ayrı mesele de. O fotoğraflarda yola çıkarak buldum burasını. Hakikaten de güzelmiş. Rüzgar olduğu sürece. Tutulur. Evet, ben yola çıkıyorum. Hadi kolay gelsin. Ben izlemeye devam edelim. Kamp yerinden ayrıldım. Bozkuş üzeri Uşak'a varmak üzere yola çıktım. Yavrum, şu Güven bölgesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de güzel bir bölge. Yeşillikler içerisinde. En fazla da ceviz ağaçları dikkatimi çekti. Bağ bahçeler de çok fazla zaten. Sulak arazi ya. Havası da güzel. Rüzgarı da güzel. Yaşayanlar çok yaşar demek ki. Trikopis bu göğümün hemen üstünde yakalanmış. Oh, zıpladım biraz. Orada Zafer Anıtı var. Ama köyün tam üstünde olduğu için tepede dün akşam çıkamadım. Şimdi bugün de cesaretim yok. Çünkü 2 kilometre kadar ittirmem lazım bisikleti. Sabah sabah da çekilmez yanılmış. Ferdi zaten benim adıma ziyaret etmiş orasını. Gezmiş yani. Ferdi'den fotoğraflar alırım. Ben Uşak Atatürk Evi Entekonografya Müzesi'ni gezeyim. Orada zaten detayları da bilgilendiririm biz. Evet, şu anda Atatürk Müzesi'nin önündeyim. Saat 8.30'da açılıyormuş, 17.30'da kapanıyormuş. Güzel oldu. Gireceğim, içerisini gezeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada kaldığını biliyoruz. Trikopolis'i burada teslim aldığını da biliyoruz.
İran Şahı Rıza Pehlivan'la beraber geldiğini ve burada kaldığını biliyoruz. Evet, çeşitli defalar geldiğini burada kalmış. İçeride bir sürü de materyal var. Bunları gezeceğim. Evet, uçak dışındayım artık. Uçağı terk etmiş gibiyim. Bölmedeyim şu anda tabii. Uçağın dışında bölmedeyim. Ulubey kanyonlarına, Ulubey'e doğru gidiyorum. Aşağı yukarı 25 kilometre bir yolum var. Rüzgar da arkadan. İttiriyor gari beni, ittiriyor gari. Saat 11. 18-19 kilometre süratle, 20 kilometre süratle gidersen 1-1,5 saat sonra demek ki Ulubey demişim ben. Tempoyu biraz düşürürüm ya da ya. Bu arada bugün istirahat olacak bir anlamda benim için. Kolay değil, 17 gündür yollardayım kardeşim. Ama geçtiler peş peşe. Şimdi ben rüzgarı arkama almış, doğru düzgün pedal çevirmeden Ulubey'e doğru gidiyorum. Ulubey'e de az bir yolum kaldı. Tabii umduğumdan erken varacağım Ulubey'e. O kanyonlar bölgesine gittiğimde ve daha öncesinde neler yapacağımı tek tek kafamda planladım bile. Şimdi girişte iki tane benzin istasyonu var. Hemen orada sakal tıraşı olmak. Bundan sonra bir tane terzi bulmak. Şortta bir sökük var, orasını da yaptıracağım. Ha, terziyi bulamazsam yine ipliğim var, kendim dikerim, o ayrı mesele. Bundan sonra alışveriş listem hazır. Tabii önce bir yemek yiyeceğim Ulubey'de. Alışverişi daha yapacağım. Ondan sonra kamp yapmayı planladım. Ulubey kanyonlarının olduğu bölgeye gitmek. Orada bisikletimi yok yapmak, 3-4 defa duş almak falan filan, akşam menüsü filan. Hepsi hazır, hepsi hazır kafamda. Yazmaya gerek yok. Bak şu anda düz gidiyorum ya, hiç pedal çevirmiyor, kendi kendine gidiyor. Böyle bir rüzgar var işte, arkadan itiriyor. Şafak yollarda
şafak yollarda. Tek başıma şafak yollarda, hedeflerimle, ilkelerimle. Doğada özgürce dolaşırım ben, şafak yollarda adım, yalnızlık tercihim. Dağları yaylaları aşarım, rotamı çizer yolu bakarım. Hedeflerime doğru bisikletimle gezer, kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım. Zorlu rotalarda, ulaşılmaz yerlerde, tek başıma yol alır her anı yaşarım. Güzel ülkemin her köşesinde benimdir bu yollar, yalnızlıkla dans ederim. Yolculuğum sonsuz, hedeflerim güçlü, benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım. Şafak yollarda dün, yalnız başıma bütün, tek başıma iler. Evet, fırtınadan sesim geliyor mu? Geliyor. Evet, önce bir Ulubek ilçesine uğradım. Bugün cuma ve pazarmış, kalabalığı var. Yemek önceden tabii, yemeğimi yedim. Her zaman uğradım bir pideci. Konuşuyoruz artık. Ondan sonra da Ulubek'in yanına geldim. Saat daha 2:30. Gördüğünüz gibi dünyanın ikinci büyük Ulubek kanyonlarındayım şu anda. Kaliforniya kanyonundan sonra ikinci büyük kanyon olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi. Burası Ulubek kanyonu. Tamam, bana şeyi geçiyor. Gezer. Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım. Zorlu rotalarda, ulaşılmaz yerlerde, tek başıma yol alır her anı yaşarım. Güzel ülkemin her köşesinde benim. Evet, bu sefer Ulubey'de kanyonunda farklı bir şey yaptım. Çadırı terasa koydum. Teras çökmedi sürece bir sıkıntı yok. Çökmez herhalde, bugüne kadar çökmediğine göre. Aslında çökmez herhalde. Üstüne tıkacak olurduk. Çökerse de aşağıda kanyonunu alırsın dedi sonra. Niye buraya koydum? Bunu da izah edeyim size. Adım yalnızlıkla bir bütün, tek başıma ilerlerim yalnız. Şafak yollarda adım, yalnızlıkla bir bütün. Dağları yaylaları aşarım, rotamı çizer yolu bakarım. Hedeflerime doğru bisikletimle gezer, kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım. Zorlu rotalarda, ulaşılmaz yerlerde, tek başıma yol alır her anı yaşarım. Güzel ülkemin her köşesinde benimdir bu yollar, yalnızlıkla dans ederim. Yolculuğum sonsuz, hedeflerim güçlü, benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım. Şafak yollarda dün, yalnız başıma bütün, tek başıma ilerlerim.